Arkadaşlar merhaba. Şimdi sizlerle soru çekimi yapacağız. Hemen sorularımıza geçelim. İlk sorumuzu görelim. Evet arkadaşlar, bireylerin karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerini paylaşmasına ne denir? Düşünce, duygu, grup, iletişim. Acaba cevap hangisi? İletişim olabilir mi arkadaşlar? Bir cevabımızı görelim. Evet, iletişim çünkü arkadaşlar karşılıklı bilgi, duygu ve düşüncelerin paylaşmasıydı değil mi? İkinci sorumuza geçelim. Bir kimseye özgü, belirgin özellik, manevi ve ruhsal niteliklerin bütününe ne denir? A. Grup, B. İletişim, C. Kişilik, D. Düşünce. C şıkkı olabilir mi? Hemen cevabımıza bakalım. Evet, cevabımız kişilik arkadaşlar değil mi? Bir insana ait has özellikler kişilik. Diğer sorumuza bakalım hemen. Bütün insanların farklı kişilikleri vardır. Benden farklı değer yargıları ve inançları olabilir ve bütün insanlar değerlidir şeklindeki bir ifade aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanır? A. Duygu, B. Empatik, C. Kişilik, D. İletişim. Empatik de değil mi arkadaşlar? Hatta empati kurmakta da diyebiliriz biz buna. Hatta iletişimin en temel noktalarından bir tanesi de empati kurmaktı. Karşı tarafı anlayabilmekti değil mi? Evet, diğer sorumuza geçelim. B şıkkıymış. Aşağıdakilerden hangisi iletişimle ilgili yanlış bir ifadedir? İletişim sadece tek taraflıdır, öyle midir? Hayır, değildir. İletişimin birçok yönü vardır. Evet ama zaten yanlışı sormuş arkadaşlar. Diğerleri doğru olacak. A şıkkı yanlış arkadaşlar. Bakalım öyle mi? Evet, zaten yanlışı sorduğu için ilk şıkta cevabımızı aldık. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz bir ön yargı ifadesidir? Ön yargı olumsuz. Lüks model cep telefonu alan çok zekidir. Olumlu bir ön yargı var değil mi arkadaşlar? B. Kravat takmış kişi genelde memur biridir. Memur olmak olumsuz ön yargı mı? Bence değil. C. Ayakkabısı boyalı olan biri çok düzenlidir. Olumlu bir ön yargı var ama biz olumsuz arıyoruz. D. Bilgisayarı olanların birçoğu vakitlerini boşa geçirirler. Bence cevap diğer bakır arkadaşlar, D şıkkı. Çünkü olumsuz bir ön yargı sormuş. Hem zaten ön yargı hepsinde var ama olumsuz ön yargı D şıkkında. Diğer sorumuza geçelim. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? Yanlış ifade. Soru kökünü iyi okuyalım arkadaşlar. Güler yüz iletişimde kolaylık sağlar. Gayet olumlu ve doğru. Öfkeyle kalkan zararla oturur. Doğru. Kızgınlık iletişim için motive edici bir unsurdur. Asla değil mi arkadaşlar? Kızgınlık hiçbir zaman iletişimi olumlu motive etmez. Hemen cevabımızı buradan aldık. C şıkkına bakalım. Evet, cevap Ceyhan. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir ifadedir? Yanlış ifade. İletişimde kanal önemli bir unsurdur. İletişim sadece sözlü olarak yapılır. Sadece sözlü olarak mı yapılır arkadaşlar iletişim? Jest ve mimikle de yapılırdı, yazıyla da yapılırdı değil mi? Bence Bursa diğerlerini okumaya bile gerek yok. Evet, hızlı hızlı böyle çözebiliriz arkadaşlar. Diğer sorumuza bakalım. Aşağıdakilerden hangisi kitle iletişim araçlarından biri değildir? Kitle iletişim araçları neydi arkadaşlar? Topluluğa hitap eden, aynı anda birçok kişiye ulaşmayı hedefleyen iletişim araçlarıydı değil mi? Bunlar hatta neydi? Televizyondu, internet, radyoydu. Bireysel mesajlar kitle iletişim araçları değil. Çünkü kitle iletişim araçları çoğulu kapsar, bir topluluğu kapsar. Bireysel adı üzerinde bireysel içerisinde de var zaten tek kişi esas alan. Cevap Diyarbakır. Evet, diğer sorumuz. Teknolojinin esiri olmak demek ne demektir arkadaşlar? Şu an günümüzde birçok insanın olmuş olduğu durum maalesef. Bakalım. Teknolojinin esiri. A. Bilgisayarı amaçları doğrultusunda verimli olarak kullanmak. Bence bu değil. İnterneti işi gereği olarak kullanmak. Bu da değil. Körü körüne teknolojiye teslim olmak. Maalesef ki arkadaşlar bence cevap bu olmalı. Bakalım o muymuş, Ceyhan mıymış? Evet değil mi? Birçoğumuz artık böyle oluyor. Körü körüne teslim oluruz. Elimizden telefon düşmüyor. Artık ailelerimiz, iletişimimiz bile azalmış durumda. Hemen diğerine bakalım, diğer sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dinleyicide olması gereken özelliklerden biri değildir? İyi bir dinleyicide olması gereken özelliklerden değil, olmayan arıyoruz. Soruyu arkadaşı anlamak da çok önemli. A. Dikkatini karşıdakine verir. Bu olması gereken özellik. B. İyi bir dinleyici sadece konuşur.
Hayır, iyi bir dinleyici sadece dinlemez mi arkadaşlar? Değil mi? Bakın hemen burada cevabı verdi. Ama yine de biz diğerlerine bakalım. Konuşmacının sözünü kesmeden dinler. Evet. Son sözü söylemek için çabalamaz. Evet. Şimdi Bursa'ya bakalım. Cevap Bursa mıymış? Evet, cevap Bursa arkadaşlar. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Yanlış arıyoruz. Basın özgürlüğü bireysel hakları saldırı düzeyinde de olsa serbest olmalıdır. Doğru mu arkadaşlar? Hayır. Basın özgürlüğü bireysel hakları asla saldırmaz. Bireysel haklara saygı duyar. Değil mi? O hakları ezdiği zaman da mecburen özür dilemek zorundadır. Cevap Adana bence. Bakalım. Evet. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Aslında diğerlerini de şu şekilde okusak iyi olur arkadaşlar bence. Basın özgürlüğü bütün vatandaşların temel hakkıdır, değil mi? Hatırlamak babında. Basın özgürlüğü kısıtlanamaz, evet. Basın özgürlüğü bireysel hakları ihlal etmek değildir. Aynen öyle arkadaşlar. A şıkkımız yanlış. Anadolu Ajansı kaç tarihinde kuruldu arkadaşlar? 6 Nisan 1920 olabilir mi acaba? Direktmen bilgi sorusu soruyor arkadaşlar. Çalışmayan bilemez bunu. Diğerlerine bakıyoruz. Bir de arkadaşlar Anadolu Ajansı ne zaman kurulmuş? Sivas Kongresi sonrası değil mi? Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi tarafından Atatürk'ün emriyle kurulmuştu. Ve Sivas Kongresi kaç zamanında olmuştu? En yakın tarihe bakıyoruz. 25 değil, 21 değil, 23 değil. Sivas Kongresi yakın tarihi bilmiyorsanız bile arkadaşlar en yakın tarihe bakınca yine bulabiliriz. 6 Nisan 1920 cevap Diyarbakır olabilir mi bakalım? Evet, bakın ne güzel bulduk. Diğer sorumuza bakalım. Bitti. Bir sonraki soru çözümlerimizde görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.